rızası Allah'ın memnuniyeti, kabulü, yol arkadaşları sahabelere, mağfireti, rahmeti, affı hepimizin üzerine olsun. Orta bölümleri doldurabilirsek, gelen arkadaşlar yandan orayı tamamlamaya, çoğunlukla aralardan rahatsız etmemiş olurlar. Onun için orta bölümleri mümkün olduğu kadar dolduralım. Bugün de yine ahlaki nitelikler cümlesinden Peygamber Efendimiz'den bize iletilen önemli bir haberi daha gündeme getireceğiz. Ahlakın imanla, İslam'la taşıdığımız inançla adeta birbirine içine girmiş, hamurunda yoğrulmuş, ayrılmaz bir parça olduğunu daha önce vurguladık. Ahlakı olmayan Müslüman her türlü şeytani hile ve vesveselere mağluptur. Onun ayartmalarına aldanır, gücü zayıftır. Fitneler, imtihanlar inancı, imanı yıpratır. Güçlendiren, koruma altına alan ve geliştiren imanı nedir? Ahlak güzellikleridir. İşte bunların ne olduğuna dair Efendimiz'den bize nakledilen bir haber. Aslında her birisi bir konuşma mevzusu olsa da önce toplu olarak neleri anlatmış Mekarim-i Ahlak namına aleyhisselam, onu bu haberden dinleyelim. Hazreti Osman Efendimiz'le yapılan bir konuşmanın akabinde Osman Efendimiz radıyallahu anh, Allah hepsinden razı olsun, der ki Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Allah'a ait 117 ahlaki ilke vardır. Kim iman etmenin yanında bunlardan biriyle huzuruma gelirse, Allah'ın huzuruna gelirse, Allah onu mutlaka cennete girdirir, hem de girdirirken hesap kitap sormaz diyor. Bir haslet, sıkıca tutunduğumuz, ilke edindiğimiz, onu bir vasıf haline getirdiğimiz takdirde Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bizi muteber bir insan kılacak, hesaptan, kitaptan azat edilmiş şekliyle cennetini hak ettirecektir. Demişler ki bu hasletleri o zaman bize beyan et. Ey Osman, Hazreti Osman Efendimiz, kâle kezmul gayzî, birinci ilke, öfkeyi dizginleyin. Bu bir. Öfkede akıl olmaz, aklın olmadığı yerde iman da olmaz. Öfkeyi dizginleyin. Vel kâdimîne l-gayz vel âfîne anînnâs, kendisini Allah'ın cennetle müjdelediği vasıflardandır. Onlar öfkelerini yutkunurlar ve insanları affederler. Bu iki haslet de var, sayılacak 15 madde içerisinde. Öfkeyi yutkunmak ve insanları affetmek. Ucu bucağı görülmeyen, yerler gökler genişliğinde cennete bizi dahil edecek olan hasletlerdendir, ahlaki özelliklerdendir. Öfkeyi yutkunmak. Çünkü öfke aklı baskı altına alıp iptal edince artık o insan insani muamelede bulunma imkanını da yitirir. Aklının örtüldüğü bir insan ne imanında ne ibadetinde isabet kaydetmez. Bu nedenle içki haram kılınmıştır. Aklı örttüğü için, aklı iptal ettiği için. Akıllı olmayan Cenab-ı Hak'la irtibat kuramaz. Anlamlı bir ilişkiyi sürdüremez. O nedenle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birinci madde olarak öfkeyi
yutkunmak, öfkeyi dizginlemek demiş. Vel afve hindel kudreti. Size bir yanlış yapıldı. Gücünüz var mukabelede bulunmaya ama siz af yolunu tutarsınız. İşte bu da temel ahlaki ilkelerdendir. Burada sayılacak özellikler, 15 maddede özetlenmiş olan özellikler aslında defans durumundayken bize yapılan olumsuz bir taarruzda ya da ortaya çıkan hale hangi ahlaki ilkeyle mukabelede bulunacağımızı öğretir. Aktif fail haldeyken değil, biz dururken bir infial oluştu, önümüze geldi. Ne yapacağımıza dair Cenab-ı Peygamber'in anlatmış olduğu ilkeler, vasıflar, ahlaki özellikler sıralanıyor. Birisi tam da argo ifadeyle fitesten attığımız bir sıra, öfkemizi kabartan bir sıra dizginlemek. Bir diğeri bize bir yanlış, bir haksızlık yapıldı. Gücümüz var, sözümüz var, elimiz yeter ama affetmek. Bir diğeri وَسِّلَةُ عِنْدَ الْقَطِعَ selamı sabahı kesmiş akraba. Amca, dayı, hala, teyze, çocukları selamı sabahı kesmişler. Dertlisin derdine derman aramaz sormazlar. Sıkıntıdasın genişletmek için bir çaba ortaya koymazlar. Uzunca suskunsun neredesin diye aramazlar. Hastasın teselli için gelmezler. Bütün bu olumsuz tutumlarına rağmen sırf rahmetin kanalıdır diyerek sen akraba ilişkilerini sürdürürsün diyor aleyhissalatü vesselam. Bir başka madde de bu. وَالْحِلْمَ عِنْدَ السَّفَهِ aklı kendisine yar olmayan insanların söz ve abuk subuk tavırlarına karşı siz halim olunuz diyor. Bu da yüce, mükerrem ahlaki niteliklerden bir tanesidir. Siz halim olun, yumuşak davranın. Cahile, onun hak ettiği cehalette mukabelede bulunmayın. Sefih insana, aklını kullanamayan sefih insana onun hak ettiği şekilde muamelede bulunmayın. Bir başka, وَالْوَقَارْ عِنْدَ الطَّيْشِ heyecan var, bir telaş var. Sizi ansızın yakaladı, ne yapacağınızı bilmeyeceğiniz bir hale düştünüz. Orada ahlaki nitelik nedir öne süreceğimiz? اَلْوَقَارْ ağırbaşlılığıdır, teennidir. Çünkü Allah'ın yazısından başka hiçbir şey gerçekleşmez. Allah kimdir? Allah mümindir. Kendisinden emin olduğumuz, takdirinden emin olduğumuz bir ilahdır. Yanlış yapmaz, eksik yapmaz, abartılı yapmaz. Cenab-ı Hak hikmet gereği ne neyi gerektiriyorsa onu yapar, yaparken yaptığını merhametle yoğurur. Afla yoğurur, hoşgörüyle yoğurur, ondan yana emin olun. Vakar, vakur davranın diyor aleyhisselam. وَالْوَفَا وَوَفَا الْحَقِّ عِنْدَ الْجُحُودِ İnkar eden bir ortamdasınız ya da bir toplumdasınız ya da mümkün bir dünyadasınız. Buna rağmen siz ne yapacaksınız? Kalabalıklar inkar ediyor diye dininizi kalabalıklara göre belirlemeyecek, inancınızı kalabalıklar neredeyse oradadır diye oluşturmayacaksınız. Ya hak, kainatta ondan daha üstün bir şey yoktur. Gökler, yerler, dağlar, denizler, hayvanlar, bitkiler, yıldızlar, güneş, ay, insanlar, bütün varlık haktır. Hiçbir inkar bunlardan daha fazla değildir. Hiçbir münkir bunlardan daha güçlü değildir. O zaman hakka vefalı olun. Her halükarda. وَالْعَطِيَّةَ عِنَّ الْمَنْعِ aleyhissalatü vesselam. Muhtaçsınız vermezler.
ya da kimse kimseye vermiyor, bir bencillik var. Herkes kendi elindekinin bir diğer insana gitmemesi için çok tedbirli. Hatta saplayacak kadar. Miskin var, aç var, muhtaç var. Gözler kapalı, kulaklar sağır. Kalpler hissiz bu kesime karşı. Böyle bir toplumdasınız. Size düşen ne olmalıdır? El-afiyyatu, buna rağmen vermek olmalıdır. Buna rağmen paylaşmak olmalıdır. Çünkü paylaşanın garantörü Allah'tır. Bir verirsiniz, Allah yollu ise verdiğiniz 700 ile mukabil olur. 700 katıyla. 700 ve onların katları. Bir verirsiniz, Allah yollu ise eğer. وَالْعَطِيَّةُ عِنْدَ الْمَنْعِ وَالْإِصْلَاحِ عِنْدَ الْفَسَدِ Ağızdan malayani çıkar en az. Küfür, inkar, kibir, aşağılama, horlama ve benzeri davranış ve sözler yaygın bir şekilde topluma hükmetmiş ise, siz herkes bozuldu ne yapayım diyerek köşenize çekilmeyin, orada çok önemli bir ahlaki ilkeyi kuşanın. Nedir o? El-islah. Salaha, iyileştirmeye, istikamet kazandırmaya yönelik taçaları sıvamak. Herkesin yıkıldığı yerde siz dimdik ayakta kalmak. Peygamberler misali. Toplumun ifsadı sırasında ıslah işini derüfte etmek. Çok önemli bir ahlaki ilkedir. Bir başka madde. وَالْتَجَاوْزُ عَنِ الْمُس۪ي۪ Size kötülük yapan bir insanı es geçmeniz, ona ceza vermemeniz, onu atlamanız, şerle, kötülükle, yapılan zararlarla, verilen size zararlarla uğraşmayın, didişmeyin. Siz gönlünüzle Allah'a karşı bir bağ, Allah'la bir bağ oluşturun. Hangi işi yaparsan memnun olur, destek verir, rahmet eder, affeder, önümü açar, beni başarılı kılar diye düşünün. Bunu düşündüğünüz zaman bu vasıfları unutmayın. Bunları kuşanın. Bir tanesi de yapılan bir kötülüğü görmeden geçmektir. وَالْعَطْفُ عَلَى الظَّالِمِ Zalim zaten Cenab-ı Hakk'ın sillesini yemiş. Acıyın onlara. Tutup onları o halden kurtarmaya bakın. Zalim diyerek öfkenizi kabartmayın. Zalim diyerek ona karşı kini beslemeyin. Ya acıyın yapabilirsiniz. Nitekim o benzeri peygamberler, peygamber örnekleri hem Kur'an'da hem hadislerde bolca bulunmakta. وَقَبُولُ الْمَعْذِرَةِ Mazereti kabul edin. Kabul edin ki sizin de mutlaka Allah'a mazeret sunacağınız hatalarınız olmuştur, yüzünüz olsun. Allah'ım bana mazeret sunanı ben kabul ettim, sen de benim mazeretimi kabul et diye yüzünüz olsun. İnsanlara nasıl muamele edersek, Cenab-ı Hak'tan o muameleyle karşılaşırız. Hiç zulmetmedik mi? Ettik. Ne yaptı Allah? Acıdı, bir imkan daha verdi. Siz de yapın ki size acısın. Hiç hata yapmadık mı? Yaptık. Günah işlemedik mi? İşledik. O affetti. Affetmesini istiyorsak biz de bize yapılan hataları affedelim. İşte onun gibi mazeret sunarak size yaptığı yanlışı telafi etmeye çalışan bir insanın hatta mazereti sizin kuvvetle muhtemel yalan görseniz bile kabul ediniz.
yalan olduğuna dair ihtimaliniz büyük de olsa, güçlü de olsa kabul ediniz. Aleyhisselam'ın Medine'de münafıkları idare etme yöntemlerinden birisiydi bu. Sorduğu zaman aslında sorumlu oldukları bir takım görevleri ihmal nedenini onlara sorduğu zaman onlar yalandan uydurup bir takım bahaneler, mazeretler öne sürdüler. Aleyhisselam ne yaptı? Peki öyle olsun dedi. Aslında biliyordu onun yalan olduğunu. Kaldı ki sen Allah'ın Resulüsün ilkesiyle ilgili bile onların yalancı olduğunu çok iyi biliyordun. Buna rağmen kucağında büyüttü münafıkları. Nifak, ondan daha tehlikeli bir inanç yapısı yoktur. Bizim aramızdadırlar ve bizim kökümüzü kazımak için ellerinden ne gelirse artlarına koymazlar. O kadar tehlikeli, o kadar sinsi olmasına rağmen kucağında büyüttü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Cenab-ı Hakk'a güvendiğinden dolayı. Bu temel ahlaki ilkelerden taviz vermeme dirayetinden dolayı. Bunlar önemlidir. Ve ibanetu lil hak, hakkı ne edebi cümlelere feda ederek örtüp, ne mugalataya, ne farklı bir tarza hakkı apaçık kılın. Tıpkı Allah'ın hakkı açık seçik indirdiği gibi. Hakkın üstüne örtü koyarak konuşmayın, öne sürmeyin. Hak açıktır, açıklık ister beyanda, zuhuratta, amelde, paylaşımda açıklık ister. Çünkü hakkın muhatabı her seviyede akıl sahibi insanlardır. Hakkın muhatabı her coğrafyada yaşayan insanlardır. Hakkın muhatabı her kültürde olan, kültür yapısı farklı farklı olan insanlardır. En basitinden en karmaşık yapısına kadar. Eğer insansa muhatabımız, hakkı onlara anlatmaksa, onu beyan etmek bizim asli vazifemizdir. Tumturaklı ifadeler, kafiyeye uyduralım diye sonunu uygun getirmeye çalıştığımız böylece hakkı açık seçik ifade etmekte tavizler verdiğimiz ifadeler hakka karşı hıyanettir. Bunu yapmıyorum. Açık seçik. Şu anda anlattıklarımı anlamayanınız var mı? Bunu gerçekten içten samimi bir şekilde ikrar etsin. Anlamayanımız var mı? Her seviyede insan burada var. Vardır. Kuvvetle muhtemel. Ben aynı şeyi, kültür seviyesi, sözüm ona kültür, önemli olarak. En alt tabanda olan kalabalık, işçi, topluluğunun bulunduğu yerde Kur'an-ı Hadis'i anlattım. Gün geçtikçe ikiye, üçe, dörde, beşe katlanarak çoğaldı. Anlatılan da kendini bulmazsa gelmez. Meğer onun da ait olduğu, ona da emanet edilecek hakta kendini, kendi hayatını görmüş, anlamış olacak ki akın akın bunun anlatıldığı yere geldiler. Hakkın ibadesi, açık seçik ifade edilmesi temel ahlaki niteliklerden birisidir. وَالْتَجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ Bir önemli konu da bu gurur dünyası, bu aldatıcı dünyadan dünyaya aldanmamak, onlar için yaşamamaktır. Onlar için yaşamamak ne demek? Ne duygularımızı alacak kadar kıymetlidir dünya hayatı, ne emeklerimizi alacak kadar kıymetli değildir. Biz dünyayı ahiret için değerli görürüz. Ahiret için olmayan her ne var ise yaptıklarımız arasında yeri cennet olmayacaktır. Yeri
ateş olacaktır. Dokunduk, temas ettik. Şu dahil olmak üzere. Burada Meryem anlatılmasaydı, şu sehpada Meryem anlatılmasaydı, bunun yerine maleyani ya da günah dolu bir takım işler konuşulsaydı, bunun yeri cehennem olacaktı. Allah hiçbir kıymet vermiyor. Meryem anlatıldığı için yeri belki cennet olacaktır. Kütüğün üzerinde peygamber konuştuğu için o kütük cennete alınacaktır. Deve Salih'in haklı olduğunu gösteren önemli bir alamet olduğu için Salih'in devesi de cennete alınacaktır. Dünyadan cennete alınacak şeyler vardır. O şeylerin özelliği ne? Hak için temas edilmiş. Hak için kullanılmış. Hak için konuşulmuş. Hak için yapılmış. Evlerimizdeki eşyalar, giydiğimiz elbiseler, takılarımız, her ne var ise bunların hepsini, bastığımız toprak parçası, altında olduğumuz tabanlar, evlerimiz, sokaklarımız, çarşılarımız, iş yerlerimiz ve işlerimiz. وَتَرْكَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ Son madde. Bir yanlış iş yapıyorsak, geri dönüşü çarçabuk yapmak temel bir ahlaki ilkedir. Onda devam etmek ise, onda inatlaşmak ise bu ahlakı yıkmaktır. Ve nihayet Aleyhisselam şöyle sözlerini bitirir. Allah'a çok sevimli iki ahlaki nitelik vardır. İkisini birleyebiliriz. El-cud vel-kerem. Cömertlik ve insanı onure edici davranmak diyor. Allah'a en sevimli iki ahlaki özellik vardır. Cömertlik ve insanı onure etmektir diyor. Onure etmek. Bir küçük örnek vereyim. Aleyhissalatü vesselam mescittedir. Mescitte kendisinden başka hiç kimse yoktur. İçeriye bir zat girer, bir sahabe. O anlatıyor. Girdim diyor, baktım ki yalnız başına peygamberimiz. Yanına vardım, hissetmiş olacak ki sanki bana yer veriyor gibi ayaklandı, hareket etti, teprendi. Ya Resulallah, rahatsız olmayın dedim. Ben tekim de kimse yok mescitte. Her mümin onure edilmeye layıktır diyor. İkram görmeye layıktır. Her mümin ikram görmeye layıktır diyor. Geldin, ha sen gelmişsin, ha demeyin de anlayın. Bir başka varlık gelmiş. Eğer o farkı fark ettiremiyorsak hakkını vermemiş oluruz. Mümin insan geldiği zaman kendisinin gelişini diğer müminin onu onure ederek karşıladığı kimsedir. Bu davranışta yanlışlık ya da umursamaz davranmak hakkı ihlaldir. Cürt, cömertlik zaten başlı başına bir büyük haslet. Evliyanın olmazsa olmaz özelliklerindendir. Evliyanın bir hadiste ve Aleyhisselam cömertlerin en cömertini tarif ediyor. Cömertlerin en cömerti Allah'tır. Ondan sonra benim diyor. Ondan sonra kimdir? Bildiği Kur'an'ı öbek öbek toplumun kesimlerine ileten, öğreten, gösteren, Kur'an anlatan zattır. Ondan sonra varlığını diğerleriyle paylaşan kimsedir diyor. Kur'an anlatan, Kur'an'ı duyuran, peygamberden sonra insanlığın en cömert kimsesidir. Evet, suremiz Meryem ve bölümümüz de sureye ismini veren o büyük şahsiyet, bütün kadınların sadece değil, bütün erkeklerin de tanıması, izini sürmesi, kendilerini kendisine benzetmeleri gereken Cenab-ı Hakk'ın
bizim için bir ayet, bir rahmet vesilesi olarak gönderdiği Hazreti Meryem'in anlatılacağı bölüme geldik. Kemali dört, kemali erkeklerden birçok kişi yakaladı ama kadınlardan dört bayan yakaladı diyor. Kemale erdiler. Firavun'un hanımı Asiye, tarihi sıralama itibariyle söylüyorum, İsa'nın annesi Meryem, Fatıma'nın annesi Hatice, Hatice'nin kızı sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma. Bu dört bayan, mercek altına alınması gereken, öğrenilmesi gereken, bilgileri, ahlakları, tavırları, ilişkileri, hayat tarzıyla, nasıl bir hayat çizgisi takip ettikleriyle ilgili bizim için model, örnek olan dört bayandır. Hiçbirimiz Meryem gibi değiliz. Kadın ve erkek ayrımının tamamen bir cinsiyet konumuna getirilerek sıklıkla işlendiği, özellikle İslami olmayan toplumlarda Cenab-ı Hak bütün Müslümanların gündemine işte size kutup bir şahsiyet diyerek tanıtacağı bir kadın Hazreti Meryem. Rahmetin vesileleri peygamberlerin anlatıldığı sure Meryem suresi. Ne kadar benzerseniz o kadar rahmete layık olursunuz gibi. Zekeriya ile başladı, Yahya ile devam etti. Şimdi sıra Meryem'dedir. Aleyhisselam. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Kimi İslam alimlerine göre peygamberlerden bir peygamberdir Meryem aleyhisselam. Peygamberlerden bir peygamber ya da kutuplardan bir kutuptur. Ona bakın ve yol bulun. Ona bakın, ona benzeyin, rahmeti hak edin. Onu izleyin, onu izleyin, Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetini hak edin. Yakınlığını, onun rızasını, onun sizden memnuniyetini hak edin. Hazreti Meryem, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. Ey Müslüman kulum, senin hayat kitabın Kur'an'dır. Kur'an hayatının neresinde? Allah Resulü her müminin imamlıdır Kur'an dediği için önündedir. Kur'an önünde, sen ardındasın. Şimdi hayat kitabında model olarak, örnek olarak anıtlaştırmanı isteyeceğim bir insan anlatıyorum. Anıtlaştırmanı isteyeceğim bir insan. Vezkur. Bunu zikret, bunu konuş, anlat. Konuşulacaksa bir aktör, bir insan, bir model, bir örnek, bir kurtarıcı o Meryem olsun. Vezkur. Onu zikret. Çünkü senin şanın, şerefin ona benzediğim kadardır. Vezkur, onu an. Çünkü onu anışın Cenab-ı Allah'a seni yaklaştırır. Vezkur, onu öğret, onu konuş, onu o kadar sıklıkla oku ki kalbine kazınsın. Zikrin farklı 3-4 anlamından hareketle verdiğim manalardır. Demek ki şeref kaynağımızdır. Allah'a yakınlık vesilemizdir. Kendisinden öğüt alacağımız yol göstericimizdir. 4, sıklıkla tekrar edilmesi gereken, böylece zihnimize ve kalbimize onun anıtını kazımamız gereken, unutulmayacak bir aktör, bir modeldir Hazreti Meryem. Bu kadar kıymetli bir insan. Bayanlar ne demeli buna?
İşte bizi temsilen bir büyük insan demeli. Erkekler ne demeli? İşte izi sürülecek bir kadın model, bir önder demeli. Bir önder, bir model demeli. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ey Müslüman, bunu konuş, bunu anlat. Kitabında, Kur'an'da kimdir bu? Meryem. Evet. Meryem adını nereden aldı? Meryem adını Allah'tan aldı. Meryem adını adaktan aldı. Meryem adını kitaptan aldı. Adı, ameli, anlayışı, inancı, örnekliği tamamen kitaba bağlı bir insan Hazreti Meryem. Biz kime aitiz? Bizim adımız kime? Kim tarafından kondu? Bizim işimiz kim tarafından değerlendiriliyor? Biz kime oynuyoruz? Bunlar cevabı önemli sorulardır. Kitapta Meryem'i an. Hadi kendimizi kitapta analım. Yani kitabın süzgecine sunalım. Ne diyelim? Bakara'ya göre Meryem ya da Muzaffer ya da Ahmet ya da Ayşe nasıl bir kuldur? Hadi kitapta analım. Ali İmran'da bizim hayatımızı Allah nasıl değerlendirir? Ne kadar bir ayar verir? Nisa'da ne dersiniz? Maide'de, En'am'da, Araf'ta, Enfal'de, Tövbe'de ne dersiniz? Nas suresine kadar 114 sureye kendimizi arz ettiğimiz zaman ne çıkıyor ardından? Nasıl bir değerlendirme yapacağız kendimiz ve hayatımızla ilgili? Meryem o değerlendirmeyi alnının akıyla bitirmiş bir örnektir. Alnının akıyla bitirmiş bir model. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ Kitapta Meryem'i an. اِذِ فَبَدَتْ şimdi hasleti. Malum Ali İmran suresi. Hazreti Meryem'in Hanne'nin adağı olarak zikredildiği Hanne rahminde bir çocuk taşıdığını hissettiği zaman der ki ya Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Allah'ım karnındakini sana adıyorum. Benden bunu kabul diyor. Hiçbir dahlim olmayacak çocuğumla ilgili. Hiçbir gelecek tasavvurum, kaygım olmayacak dünyaya dair. Hiçbir talebim olmayacak annelik duygularıma dair. Çocuğun doğduğu an senin hizmetine sunulacaktır. Elimi eteğimi çekeceğim ondan. Keşke çekebilsek. Ve desek ki Allah'ım sen el at benim çocuğuma. Ey Peygamberim sen eğit benim çocuğumu. Tıpkı Meryem gibi. Eğitmeni Zekeriya, adayanı Hanne. Ben yokum, bundan sonra sen varsın Allah'ım diye adamış. Bugün bu adak gerçekleşirse, tertemiz, zeki İsa'ların doğması kaçınılmaz olur. Bu Allah'ın sünnetidir. Yasayı öyle koymuştur. Biz işimizi niye zorlaştırdık? Kendi hesaplarımızı Allah'ın hesabının önüne geçirdiğimiz için evlatlarımızla ilgili düştüğümüz kaygılara bakın. Şimdi ne çıkar Meryem'den dersiniz değil mi? Adanmış bir bayan, bir çocuk. Ne olur ondan dersiniz? Ne değişir ki ondan dersiniz? Zamanlar ötesinde şimdi bizlere yıldız olmuş. Ama evrensel bir örnek haline getirmiş. Zamanlara taşımış, bütün müminlere işte bunun izini sürün diyerek onu örnekleştirmiş. Bundan daha muazzam bir kıymet olabilir mi? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş, meslek, kaygısı, maddi geçimi ne okudukları ile ilgili Cenab-ı Hakk'ın süzgeci kullanılmış, ne yapacağı işle ilgili bir süzgeç kullanılmış, ne yaşayacağı hayat tarzıyla ilgili bir süzgeç
Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf olmamış. Kitapta bizim adımız olmalı. Meryem gibi. Vezkur fil kitabi Meryem. Şimdi hali izin tebedet min ehliha mekanen şarkiyye. Kopuverdi ailesinden. Keşke kopabilsek gönülden. Keşke kopabilsek onunla ilgili tasarruflarımızda. Allah'ım bu kul senin, emanet ettin. Benim için bir eğlence olması yeterlidir. Gözümün önünde olması, onu seviyor olmam yeterlidir. Onun annesi babası olmuş olmam yeterlidir Allah'ım. Eğitmeni sen ol, sen öğret, sen yol göster. Ben karıştırmayayım onun işini, yolunu, hayatını. Ki sonu akıbeti cennet olsun. Senin yüksek yüksek makamlarına ulaşsın. Senin yanında değer oluştursun ki biz de onun değeriyle değerlenmiş olalım. Öyle ya, Kur'an'ın hadimi evlat için ahirette annesine ve babasına şeref tacı takılır, şeref elbisesi giydirilir ve o katman katman bir kıymete haiz kılınır. Oku en güzel. İzin tebedet min ehlihe, ailesinden koptu, ondan uzaklaştı. Aile bağı, annem yok babam yok anlamında sadece olayı düşünmeyin. Senin benim üzerinde eğitim ve terbiye olarak tasarruf yetkin yok manasında. Tasarruf yetkin yok. Şöyle olmalısın gibi bir seçeneğin yok senin. Bu seçenek yegane ve tek başına Allah'a aittir. Kitap o öğretidir. Peygamber o örnekliktir. Meryem de o örneklikten bir tanesidir şimdi. Aşılamamız gereken çocuklarımıza, kendimizin de olmamız gereken hali tavrı öğreten bir örnek. İzin tebedet min ehliha mekanen şarkiyye. Kendi ailesinden uzaklaşıverdi. Uzlet. Uzaklaşmak, uzlet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği son, bütün dinlerin, dinlerimizin adı İslam'da, Kur'an'la mücessemleşen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kemale ulaştırılan din, toplum içerisinde yaşamayı uzlete çekilmeye tercih etmiştir. Hem fazilet, üstünlük anlamında, hem yolun sonunda çok büyük bir hayra nail olmamız açısından toplumun içerisinde yaşamayı tek başına yaşamaya yeğlemiştir. Uzleti peki bu bağlamda nasıl değerlendireceğiz? Uzlet, akışın ara ara dışına çıkmak şeklinde düşünebilirsiniz. Kimi gün ve geceler, Ramazanlar, son 10 günler vesaire. وَالْفَجِرْ وَلَيَالٍ عَشِرْ وَالشَّفْرِ وَالْوَتِرْ مُحَرَّمْ ya da zilhiccenin 10 günü gibi şöyle kızağa çekeceğimiz bir zaman dilimini değerlendirelim. Toplumun gidişatını, kendi hayatımızın gidişatını daha sağlıklı değerlendirebilmek için. Daha isabetli değerlendirebilmek için. Değer ölçüsü Kur'an'la o günlerimizi hemhal kılalım, o ölçülerle hayatı tekrar gözden geçirelim. Nereye gidiyor bu gidişat? Nereye doğru? Çünkü bugün yapmazsak yarın geç olacaktır. Her dem böyle bir inziva, bir uzlet hali mümin için önemlidir. Gece kalkışı bir uzlettir. İnsanlar yoktur yanınızda. Vücudunuz dingindir. Kendiniz hem beden gücü hem zaman imkanı açısından tamamen Allah'la hemhal durumdasınız. Neyle geçinmelisiniz? وَرَبْتِلِ الْقُرْآنَ تَبْتِيلًا ağır ağır, düşüne düşüne, anlaya anlaya, sindire sindire Kur'an'ı okumayla geçinmelisiniz. Hazreti Ömer öyle der.
uzletten nasibinizi alın der. Abdullah bin Sirin rahmetullahi aleyh, uzlet bir nevi ibadettir der. Bir nevi ibadettir. Selamete ermek istiyorsanız insanlardan ara ara çekilin uzlete. Onlardan kopun. Zamanı kendinize ayırın. Hali ahvali sadece kendinizle Allah arasında özelleştirin. Selamete ermek için diyor. O nedenle Hasan Basri'den de dinleyelim bakın bir söz. Kanaat ederseniz kanaatte zenginlik gördüm. Tevrat'ta okuduğum bazı cümleler aktarıyorum diyor Hasan Basri Hazretleri. Tevrat'ta okuduğum bazı cümleler aktarıyorum. Kanaat ederseniz zenginleşirsiniz. Kanaat serveti getirir. Devam ediyor. İnsanları terk ederseniz selamete erersiniz. Şehveti terk ederseniz hürriyetinize kavuşursunuz. Hasedi, kıskançlığı terk ederseniz mürüvvetinizi bulursunuz. Adamlığınızı, insanlığınızı bulmuş olursunuz. Ve son madde, az sabır gösterin. Daha sonra zevki ve hazzı uzunca yaşayın. Az sabır gösterin, sonrasında uzunca zevki ve hazzı yaşayın. Tevrat'ın bize nakledilen öğütleridir bunlar. Min ehliha, ailesinden kopuverdi. Mekanen şarkıyen doğu tarafına doğru giderek. Doğu tarafına doğru. Doğu, Hristiyanların bu münasebetle kendilerine kıble yaptığı bir yöndür. Doğu tarafı. Aslında Müslümanların arasında doğu anlamlı bir yöndür. Çünkü doğu bir doğumdur. Doğum bir hayattır. Doğum bir aydınlıktır. Bir aydınlıktır. Doğum bir seçiciliktir, görmektir. Mekanın şarkıyla bir doğum için Meryem doğu tarafını seçecektir. Bir doğum için, bir doğuma hazırlık için, bir doğuma hazırlık için. İşte inzivaya çekildiği bir yer. Neresi? Beyt-i Makdis'te, Kudüs'te. Mekanen şarkıyla fettehedet min dunihim hicaben. İnsanlardan tamamen koptu ve kendisiyle insanlar arasına mesafe koydu. Fersenle ileyha ruhane. Biz kendisine bir mesaj göndermek istedik. Bu halinin Cenab-ı Hak tarafından nasıl değerlendirileceğini ona bildirmek üzere bir elçi gönderdik. Elçimizin adı Ruh'tur. Can katsın diye Meryem'e, Meryem'i okuyanlara hayat katsın diye, Meryem'in doğuracağı İsa'nın hayat iksiri olduğunu insanlar bilsinler diye Ruh'u gönderdik, Cibril'i gönderdik. Allah'ın dünyada yaşayanlara hayat kazandırıcı iksiri mesajlarını taşıyan elçi olduğu için Cebrail diğer adı Ruh'tur. Diğer adı Ruh. Ruhumuzu ona gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ. Çok güzel bir erkek suretinde ona göründü. İlginç bir ifade. Daha doğrusu ilginç bir senaryo, bir sahne. Hazreti Meryem uzletle, inzivayla kendisini tamamen Allah'ın hizmetinde yetiştiren bir bayan.
Onu yetiştiren kitap Tevrat. Onu yetiştiren insan Zekeriya Peygamber aleyhisselam. Onun bütün bir hayat terbiyesini üzerine alan Cenab-ı Allah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Allah onu çok güzel bir şekilde kabul etti. Ben bunu yetiştireceğim dedi. Hannenin adağını ifade ettikten sonra. Çünkü Hanne mütereddittti. Doğan kız olunca erkek daha mukavemetli olduğu için umuyordu ki erkek erkeği adamayı düşürmüştü. Ama doğan kız olunca ya Rabbi doğa doğa kız doğdu ne yapayım diyor. Ama ben adamı yerine getirmek istiyorum. Sana kendi canımdan bir can vermek istiyorum. Herkese örnek olacak bir insan, bir model, ışık saçacak çağlar üstü. Bundan, benden bunu kabul eyle diye dua etmiş, Allah da biraz önce okuduğum ayetteki ifadeyle فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ diye onu kabul buyurmuştur. En güzel şekilde kabul etti. Ve Zekeriya'yı ona kefil yaptım. Eğitici, öğretici, yetiştirici olarak. Bu uzlet hayatı acaba cinsellik açısından Hazreti Meryem'de bir inhirafa, bir bozulmaya yol açmış mıdır? Soru işareti. Önemli bir sorudur bu. Çünkü zaman sonra ne oldu? Rahibeler sınıfı ortaya çıktı. Rahibeler ahlaksız ilişkilerle bu duygularını yerine getirme yoluna girdiler. Gizli saklı bir takım ilişkilerle. Doğasına aykırı bir hayat tarzını tercih ettiler. Din namına, dini de buna örtü yaptılar. Sözüm ona dini, buna örtü yaptılar. Onun için bütün peygamberlerin ortak sünneti nikahtır diye aleyhissalatü vesselam bize iletir. Bütün peygamberlerin ortak sünnetidir nikah. Ruhbanlık dinde yoktur. Benim ümmetimin ruhbanlığı nedir? Mücadeledir, cihattır, savaştır. Cehd-i gayretini Allah'a kulluk yolunda sonuna kadar sarf etmektir. Ümmet İslam'da Müslümanların ruhbanlığı İslam'da bununla tarif edilmiştir. Ruhban, Müslüman ruhban, mücahit Müslümandır. Mücahit Müslümandır. O nedenle ne bayanlara ne erkeklere yönelik böyle bir yolu Cenab-ı Peygamber doğru görmemiştir. Ancak soruyu sormadan da edemediğimiz için daha sonra Yahudiler buradan tutup onu Allah korusun kötü ayaklı bir kadın diye iftira ettikleri için bu sorunun cevabı önemli. Yakışıklı, endamı, güzelliğiyle bir erkek suretinde Cebrail aleyhisselam onun tenhada olduğu bir sıra arz ediliyor. Görülünce Hazreti Meryem birden sıkılıyor. Peki ne diyor? Bakın, işte onun afife bir kadın olduğu, tertemiz, iffetli bir bayan olduğunun ispatı bir sahne gerçekleşiyor. Kâlet, inni e'udhu birrahmâni minke. Halbuki eğer saklı tutsaydı bu benzeri ilişkileri tam da fırsattı. Ama yapmadı. Ne dedi? Her dem Allah'la beraber olmanın kendisini çok sıkıntılı zamanlarda da Cenab-ı Hakk'ın müdahalesini hak ettireceğini bildiği için bollukta Allah'la olduğu darlıkta şimdi Allah'a sığınacaktır. Öyle bir hadis var değil mi? Kul darlıkta, bollukta Allah'ı anarsa darda da Allah kulunu anar. Yetişir ona. Agâfehu Rabbuhu fisserrâi der. Men zekara Allah zekara Rabbahu firraha agâfehu Rabbuhu fisserrâ. Kim bollukta Allah'la olursa darlıkta da Allah ona yetişir diyor.
Meryem işte buna muhtaçtı. Zor bir durumdu. Kendinden emin olsa da gelen bir erkekti. Nihayet ondan yana emin değildi. Ve ne dedi? اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكِ Senden Rahman'a sığınıyorum diyor. Senden Rahman'a sığınıyorum. Bu bir tür şu demektir. Ey Rahman olan Allah, bana merhamet eyle. Ey Rahman olan Allah, bu adama da merhamet eyle. Bu adamı fitneden koru, beni de iffetimle ilgili muhafaza eyle. اَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكِ Hem kendisine hem muhatabına öğüt verici bir ifade. Rahman'ın kendi manaları içerisinde zımnen taşıdığı bir anlam da şudur. Koruyucu demektir Rahman. Koruyan demektir. Ey Rahman olan Allah beni koru diye nida etmiştir Hazreti Meryem annemiz. İnkunte takiyye. Gerçekten Allah diye bir kaygın, bir korkun varsa, Cenab-ı Allah diye bir inancın, imanın varsa, seni onunla korkutuyor, onunla uyarıyor, onu hatırlamanı haber veriyor. Takî, Allah'a karşı sorumluluk hissediyor, ondan korkuyor isen, sana Allah'ı hatırlatıyor. Kâle dedi ki, اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ Bu ayeti bitireyim bari. Dedi ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam, ben Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. İnneme ene rasulu rabbuki, rabbiki. Ben Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. Elçi kavram olarak Resul'dur. Resul bir mesajı var Allah'tan alıp Meryem'e getireceği, işte o mesajı taşıdı. O mesajı taşıdı. Ben Rabbinden sana bir mesaj getirdim dedi. Getirdiği mesaj sadece Meryem'e değilmiş meğer. Hepimizeymiş. İşte anlattıklarımın hepsi Allah'ın biz kullarına mesajları cümlesindendir. Rabbinden sana bir mesaj getirdim. اِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا Sana tertemiz bir çocuk müjdelemek için, bir çocuk vermek için ben görevlendirildim. Nitekim üflemesiyle Hazreti İsa Meryem'in batnına düşecektir. Hazreti İsa nasıl tanımlanıyor? Daha sonra tanımı gelecek ama burada da tertemiz bir çocuk olduğu müjdesi bize aktarılıyor. Temiz çocuk. Temiz. Yani temiz anneden, temiz anneanneden, tertemiz, dupduru, bereket taşıyan, hayır taşıyan, bulunduğu topluma, toplumda güven, huzur, sigortası olan, bereketiyle, hayrıyla toplumu nimet olarak donatan, çoğaltan. Bunlar gecenin kandilleri, gündüzün rehberleridirler. Allah Resulü Aleyhisselam evliyayı tanımlarken biraz önce sıraladığım hasletlerle tanıtır. Öyle insanlardır ki onların varlığından dolayı yağmur yağar. Onlar var olduğu için yerler yemişlerini bitirir. Onlar var olduğu için zafer kazanılır. Onlar var olduğu için toplumda güven ve huzur oluşur. Onlar var olduğu için. Hazreti İsa işte bunlardandır. Zeki, artarak devam eden bir bereket, bir hayır kaynağı anlamına da gelir. Zeki, kalbi kibirden, şirkten, şüpheden, benlikten, vücuttan arındırmış, tertemiz kılmış olan demektir. Zeki. Amellerini isyandan, günahtan tertemiz kılmış anlamına gelir. Yani kısaca özetlersek İsa kimdir? Eğitimini Cenab-ı Hakk'ın bizzat yaptığı, peygamberlerin kendisine eğitmen
olarak görevlendirildiği bir şahsiyettir. Peki ya biz öyle olalım diye İsa anlatılıyor. Öyle olalım diye Meryem anlatılıyor. Artık temiz bir gelecek için hangi yolu izleyeceğimiz bellidir, açıktır. Yapamazsak dileyelim. Allah'tan bunu isteyelim. Ya Rabbi benim de çocuğum öyle olsun diyelim. Mümkün olduğu kadar atabileceğimiz adımlarla bu işe koyulalım. Görelim Allah ne bereketler ihsan edecektir. Cenab-ı Hak onlara ehil kılsın. Onların rehberliklerini hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri hem anlayış, kalp, hem amel ve söz olarak onlara ilhak etsin, ulaştırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun hepinizden. Dikkatle dinlediğiniz için.